Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf zeka oyunları dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Küçük bir hatırlatma yapalım. CKMK Akademi'nin uygulamasını indirebilirsiniz. Yazılılara daha kolay ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Instagram hesaplarından da bizi takip edebilirsiniz. Çünkü neden? 7. sınıf Türkçe yazılısında çekilişimiz var. Aşağıda linke tıkla diye bir linkimiz var. Oraya tıklayıp çekilişe katılabilirsiniz. Cevabını ve kazananları da Instagram hesabımızdan ulaşacağınız için orayı da takip etmeyi unutmayın. Şimdi sorularımıza geçelim arkadaşlar. İlk baştaki uygulamamız sayı bulma uygulaması. Şimdi sayı bulma işleminde öncelikli olarak belirli bir sayımız var ve hedef sayımız var. İşlemleri kullanarak en kısa zamanda bu sayıya ulaşmamız lazım. Nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi burada çıkarma, toplama gibi işlemler yapabilirsiniz. Öncelikli olarak burada yapmanız gereken mesela en büyük sayımız ne? 40. Daha sonra 9. Bu iki sayıyı çarpabilirsiniz. Yani 9 çarpı 40 sayısını yaparsanız 360 sonucuna ulaşmış olursunuz. Şimdi 360'tan sonra geriye 18 sayımız kalıyor. Eğer elimizde 2 bulunsaydı ya da 2'yi oluşturabileceğimiz bir sayı bulunsaydı ne yapabilirdik? Bunu buradan yapabilirdik. Ama şöyle bir işlem yapabiliriz. Burada arkadaşlar 3 ile 7'yi toplar isek ne yapacaktır? 10 yapacaktır. Tekrardan 360 ile 10'u toplar isek ne yapacaktır arkadaşlar? 370. Geriye ne kalmış olacaktır? 370 ile 8'i toplar isek 378 olacaktır. 4 adımda işlemimizi bitirebiliriz. Siz de bir bakın arkadaşlar. En kısa yoldan nasıl yapılabilir? Bir fikriniz varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Şimdi burada da arkadaşlar 3 harfli ve 8 harfli kelime üretmemizi istiyor. Ve buradaki kelimelere baktığımız zaman ne yapıyor? Karışık kelimeler var. Mesela ne bulabiliriz arkadaşlar burada? Sap kelimesini bulabiliriz. Mesela mat kelimesini direkt şuradan ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz. Ya da ne bileyim yem kelimesini direkt bakarak bulabilirsiniz. Ya da farklı bir şekilde e, kelimeleri arttırabilirsiniz. Şimdi benim sizden burada istediğim arkadaşlar bu kelimeleri sizin bulmanız. Neden sizin bulmanız? Yorum kısmında farklı kelimeler çıkacaktır. Ben de bir insanım doğal olarak. Hani benim bulabileceğim kelime sayısı standarttır sabittir. Ee, en güzel, bakalım en uzun kelimeyi yani 8 harfli kelimeyi kim bulacak? Harfli kelimeyi kim bulacak? Yorum kısmında o bulan kişiyi yorum kısmında sabitleyeceğim. Geldik arkadaşlar. Yurdumuzda yer alan illerimiz harfleri karıştırılarak verilmiş. Bu illerimizi bulunuz demiş. Hemen baktın. Ne gördün? Hemen şöyle bir yap. Ne? Manisa değil mi? Baktığın zaman. Niye? Niye hemen bulabildin bu cümleyi? Manisa'yı nasıl kolay bulduk biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Manisa kelimesinin başı M sonu A olduğu için Manisa oradaki hani hızlı okuma teknikleri vardır. Başı ve sonunu birleştirdiğimiz için hemen bunu ne gördük? Manisa gördük. Şurada baktın ne var? Bak art art win var. Art win. Buraya baktın ne var? Hakkari var değil mi? Hakkari. Burada ne var arkadaşlar? Şurada bakarsan Bur bak. Bursa var. Sanki bu ders biraz daha bulmaca dersiymiş gibi yaklaşırsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Benden önce bulmaya çalışın. Alttaki ne olacak arkadaşlar? Denizli. Hızlı söyledim herhalde, değil mi? Denizli. Hemen bak. Skar yazmış. Nedir? Kars'tır, değil mi? 4 kece, 4 kelime ne olacaktır? Kars. Bak, Giresun. Giresun. Hemen aşağıdakine baktığımız zaman ne gördünüz? Yumuşak G gördünüz, değil mi? Yumuşak G bizim kaç ilimizde vardır? Çok ilimizde yoktur. Hangisinde vardır? Tekir Dağda vardır, değil mi? Tekir Dağ. Burada ne var? Bolu. Burada ne var? Şırnak. Siz bu şekilde zaten cevaplamış olacaksınız. Şimdi su dokumuz var. Genelde dokuzlu su dokunu kullanmıyoruz biz. Normalde hani bulmacalar olsun ya da böyle su doku sorularında dokuzlu su doku olur ama zeka oyunlarında biz altılı kullanıyoruz. Ve altılı da dikkat ederseniz burada bir yanlışlık olduğunu zaten direk bakmanıza gerek yok. Ee, bu su doku yanlış arkadaşlar. Ya da ben öyle düşünüyorum. Yani şu anda arkadaşlar çünkü dikkat ederseniz bun, bu su doku değil de, bunu başka bir amaçla yapmışlar. Bu yazılayım. Ama yine de tamamlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde olacaktır. Bu şekilde doldurup gidersiniz ama mesela 6'lar kesişebilir. Aynı hücrede 6 bulunuyor. Ya da ne bileyim başka sayılar kesişebilir. Bir de şurada 4'leri görmüştüm. 4'ler de olabilir. Onun için bu su dokunu çözmüyoruz. En sevmediğim su doku çözülemeyen su dokudur. Ha şimdi sayı üzerinden gidip yol çizme işlemine geldik. Bu işlem önemlidir. Buradaki sayıdan başlayıp şu sayıya ulaşmamız lazım. Nasıl yapabiliriz? Bakın 4'ten başladık. 4, 1 koyduk. Deniyorum şu anda. 1 ekledik 5. Yukarı gittim. Bak aşağı niye gitmedim? 5 4 ekle 13. 13'e pardon 5 4 ekle 9, 9'a 9 ekle 18 kaldı. Gitmedim. Yukarıdan gidelim. 4'e 1 ekle 5. 5'e 6 ekle 11. 11'e 7 ekle 18. 18'e 4 ekle arkadaşlar. Ne yaptım? 22, 22'ye de 9 eklersen çok büyük sayılar oldu. Bakın buradan da gidemedik. Aşağıdan gitmeyi deneyelim. 4'e 3 ekledik 7. 7'ye 4 ekledik 11. 11'e 9 ekledik 20 oldu. 25 yine olmadı. Ama şurada eş sayıların 5 olduğunu varsayarsak 4'e 3 ekleyip 7, 7'ye 4 ekleyip 11, 11'e 1 eklersek 12, 12'ye 4 eklersek 16, 16'ya da 9 eklersek 25 sayısını bulduğunuz anda ne yapabilirsiniz? Şekli çizebilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada koordinat sistemi var. Excel dersi aldınız değil mi? 6. sınıf bilişim teknolojileri dersinde Excel dersini aldınız. Excel'de hücreler vardır. Ve bu hücreler sütun ve satır harfleriyle oluşur. Mesela nedir? A şurayı seçtiğimizde ne olur? A1 olur. Burada da aynı şekilde A5 dediğimiz kısım A sütunu 5. harf ne? T. B2 demiş. B2 ne? U. Geldik ne? B6 B6Z D7, D7G bak kaf hafif, hafif olmaya başladı. B1 Ö ee, B4 L tekrar A2 A2 Ü ne yaptı? Tuz gölü oldu. Diğerlerini de hadi ikisini de ben çözeyim. Sonuncuyu size bırakayım arkadaşlar. B5 hemen yaz. S. D2 yaz I C6 R e, D1 A e, C3 D sırat D1 A C7 H sırada. E, Yere yanlış mı yaptık? B5 S tamam. D2 I tamam. Ee, C6 C6 R'ymiş. Tamam doğru. Doğru yazmışız. D1 A tamam. Sıkıntı yok. C3 D tamam. D1 A D C7 C7 yumuşak G. Sıra daymış bak. Hatamızı gördünüz. <laughs> Biz düştük siz düşmeyin. Geçtik diğer kısma C5. Hızlı gidersen böyle oluyor. C5C kontrol ederek git. B2 U A4 K B2 U e, C6 C6 R A1 O Çukur O Vadır büyük ihtimal devamı. A6 ve d 1de A Çukurova olacaktır. Tuz Gölü sırada Çukurova. Bu da sizin arkadaşlar yorum kısmına bekliyorum. Bu şekilde durdurun cevabı bulun yorum kısmına yazın. Geçiyoruz biz devam ediyoruz arkadaşlar. Yine kelime bulmaca oyunumuz var. Bu kelime bulmaca oyunlarında size her yazında söylediğim bir şey var. Dikkat etmeniz gereken bakın burada İzmir'in ilçelerinin kelime bulmacasını istemiş. Bakın ş şey gibi kelimelere dikkat edin. Ç gibi kelimelere dikkat edin. Yumuşak g varsa ona dikkat edin. Niye söylüyorum bunlar? Bunlar Türkçe karakterlerdir ve bu keceler içerisinde bulunması kolaydır. Mesela çeşmeye baktığınız zaman hızlı bir şekilde çeşmeyi bulabilir misiniz? Mesela şu anda ben bir bakayım. Çeşme nerede? Bak hemen gözüme bak. Ş çarptı şuradaki. Sonra ç çe çarptı çeşme. Hemen ne yaptım arkadaşlar? Buradan birleştirdim. Ya da arkadaşlar mesela karşı yaka var değil mi? Karşı yaka. İki A var. Şey var. Yani kolay bulunabilecek. Bakalım şöyle. Karşı şı ya bak ha. bulduk. Şurada. Karşı yaka. Bu şekilde hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu tam olarak şöyle üstü de altı da siz diğerlerini de bulmaya çalışın. Bizim dersimiz bu kadardı. Şu anda videoyu durdurup bunları bulabilirsiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bu sınavdan beklediğimiz not tabi diğer sınavlar gibi. Bir çizgi iki yuvarlak yüz. Hani bu sınav böyle genel zekayı kullanabileceğiniz bir sınav olduğu için arkadaşlar böyle hani çok büyük bir ders anlatım beklemeyin. Onun için Hani kusurumuz olduysa affolsun. Videoyu beğeni, abone olma işlemlerini zaten yapmışsınızdır. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.